Bab-ı tekenni bâbil kasim hel yesihü emde. Bu okuyacağımız bab da bir adamın ismi olur. Bir de Araplarda filanın babası, filanın anası diye Ebu filan, Ümmü filan diye künye vardır. Künye Ebu'l Kasım Resulullah Efendimiz'in künyesiydi. İlk mehtumun mükerremleri Kasım idi. Onun için Resulullah Efendimiz'in ismine ismi Muhammed, künyesi de Ebu'l Kasım. Ebu'l Kasım idi. Bir adam Ebu'l Kasım diye Resulullah Efendimiz'in künyesini alsa, kendi çocuğuna koysa yahut kendisi Ebu'l Kasım dese caiz mi değil mi? İsim olabilir. Ahmet, Muhammed. Fakat Ebu'l Kasım dediğin gibi Resulullah Efendimiz'in künyesi ona has. Bunu bilemanın bazı demişler ki hayır. Ebu'l Kasım Peygamber Efendimiz'in künyesidir. Başka birisinin Ebu'l Kasım diye künye alması caiz değildir. Ulemanın bazı de caiz görmüşler. Onların her iki tarafın delillerini zikredecek burada. Haddesena Ebu Ümeyye kâle haddesena Ali ibn Kadim kâle haddesena Fitrun an Münziri Sevriye an Muhammed ibn el-Hanefiyye an Ali radıyallahu anh. Muhammed ibn el-Hanefiyye Hazreti Ali kerramallahu veçhenin oğludur. Hanefiyye'nin oğlu diyorlar. Muhammed isminde Ashab-ı Kiram'ın oğulları var. Hazreti Ali kerramallahu veçhe Beni Hanife kabilesinden bir kadın aldı. Ondan Muhammed isminde bir oğlu oldu. O diğer Muhammedlerden ayrılsın diye ona Hanefiye kabilesine, Hanife kabilesine mensup olan kadının oğlu dediler. Muhammedünül Hanefiye demesi o. Hanefiye yani Beni Hanife kabilesine mensup kadının oğlu demek. Halbuki Hazreti Ali'nin oğlu meşhur. Artık Muhammed'in Hanefi'ye dedin mi? Hazreti Ali'nin o kadından olan oğlu. Yani Hazreti Ali'nin meşhur iki oğlu var. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Hazreti Fatma radıyallahu anhümadan. Fakat bu Muhammed bu Beni Hanife kabilesinden. Beni Hanife Müseylemetül Kezzab'ın kabilesi. Müseylemetül Kezzab geldi. Müslüman oldu. Sonradan da gitti. İrtidat etti. Peygamber Efendimiz'e mektup yazdı ki bu dünyayı Cenab-ı Hak seninle bana teksim etti. Sen orada peygambersin, ben de burada peygamberim. Yalnız sen Kureyş'ten olduğundan senin bir derece üstünlüğünü ben de kabul ediyorum. Bu dünyada ikimize teksim edilmiştir diye yazdı, irtidat etti. Oradaki Beni Hanife kabilesi Müslüman olmuştular. Bu gidip de böyle deyince ve bazı keramete benzer bir şeyler ishar etti. Milletin ekserisi buna kandı. Bazıları da şekli şüphede kaldılar. Bu doğru mu, eğri mi? Onun bir arkadaşı var idi. O da gelmiş, Müslüman olmuştu. O gitti sonradan burada. O gitti, tesdik etti ki ben şehadet ederim. Hazreti Muhammed bunu kendisine ortak kıldı. Bu da peygamberdir dedi. O da gidip de bunu söyleyince o cemaat dediler doğruymuş. Bu da bizim peygamberimiz diye. O Beni Hanife aşağı yukarı 40 bin kişiden ibaret bir kuvvete kabileydi. 40 bin kişi yani eli silah tutan. Hepsi birden onun peygamberliğine kahil oldular Müseylemetül Kezzab'ın. O da onu, o sonradan gelip kendisini tesdik edeni müezzin yaptı. Müezzin yaptı, başladı onlara namaz kıldırmaya ve peygamberliğini deva etmeye. Peygamber Efendimiz de bundan çok müteessir oldu. Ona mektup yazdı ki, sen yalancısın Müseylemetül Kezzab demesi o, sen yalancısın. Cenab-ı Hak bu milki böyle milk değildir, bu nübüvvettir, nübüvvet de sana verdiği yok, sen yalancılık yapıyorsun. Sonra o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir oraya ordu gönderdi. Diğer irtidat eden Araplar ile beraber oraya 5-10 koldan adamlar gitti. Diğer Bedevileri Arabi ıslah ettiler. Dönen döndü, dönmeyeni öldürdüler. Fakat bu Beni Hanife üzerine ilk önce Hazreti İkrim'e gitti. Ebu Cehil'in oğlu Müslüman olmuştu. O gitti. O mağlup oldu. Gerisin geri kaçtı. Sonra Hazreti Halid'e Hazreti Ebu Bekir emir gönderdi ki ikiniz birleşin. Daha başka kuvvetleri de toplayın gidin. Gittiler ama çok da şehit verdiler. Orayı aldılar. Aldılar ama çok uzun o mesele. Aldılar. Müseylemetül Kezzab'ı geberttiler. İşte o kabileden bir kadını Hazreti Ali nikah etti. Ondan da Muhammed isminde oldu ki
İşte budur Muhammed'in Hanefiyenin, yani tarihini beyan etmek istedim ki Eshab-ı Kiram'ın içinde ondan uzun boylu, ondan kuvvetli de kimse yoktu. Çok da fütuhatı var. Yani evet. Kitapları var. Onun kuvvetini tecrübe için bir şey olmuş. Hazreti Muaviye zamanında Kayseri Rum iki adam göndermiş. Birisi çok kuvvetli, birisi de çok uzun. Bu senin ikliminde bu adamlar kadar, bunun kadar uzun adam yoktur, bunun kadar da kuvvetli yoktur. Muaviye'nin de canı sıkılmış. Ya Arapları arayın bakalım kim vardır demişler. Muhammed'in Hanefiye. Getirin demiş. Getirmişler. Ölçülmeye gelince ben kafirle beraber durmam demiş. Ama benim donumu verin giysin. Onun donu kendisinin beline kadar. Kafir giymiş, kafirin koltuklarına çıkmıştı. Ya, o kadar uzun. Ya, öteki adamının da ben kafire elimi vurmam demiş. Camış derisini getirin, benim ayaklarımın altına koyun, o çeksin ayaklarının altından alsın. Kafiri getirmişler, camış derisini çekmiş, deri paramparça olmuş, ayakları yerinden oynamamış. Ya, işte kuvveti de öyle. İşte o rivayet ediyor, diyor ki, Hazreti Ali kerramallahu veçeh babası demiş ki, buldu ya Resulallah, Muhammed doğmazdan evvel Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz'e diyor ki, ey Resul, ya Allah'ın Resulü, in vülideli ibnün, benim bir oğlum olursa, oğlum doğarsa, yüsemmihi bismike, senin ismini ona koyayım mı, adını Muhammed koyayım mı? Ve ükennihi bi künyetike, senin künyeni de ona vereyim mi? Muhammed Ebul Kasim diyeyim mi? İsmi Muhammed olsun, künyesi de Ebul Kasim. Resulullah Efendimiz'den izin istedi. Kale, Peygamber Efendimiz de buyurdu ki, ne'am Edgar, öyle bir oğlun olursa benim ismimi koy ve künyemi de ona ver. E şimdi bu neye delalet etti? Bak caizmiş dedi. Kale ve kânet ruhsatın min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ali'yin. Bu yalnız Hazreti Ali'ye ruhsat idi, başkalarına değil diyor. Hazreti Ali'ye ruhsat verdi. E peki acaba Hazreti Ali'ye has mı oldu? Yoksa başkaları da koyabilir mi? Bir de bunu araştıracağız. Hazreti Ali'ye caiz. Çünkü sonradan Hazreti Ali ile bazı ashab arasında dedikodu oldu. Hazreti Ali'nin başına kalktılar ki, Resulullah Efendimiz benim künyemi evladınıza vermeyin, ismimi de kendi evladınıza koymayın dedi ki halde sen kendin oğlun adını Muhammed koydun, künyesini de Ebul Kasım dedi. Hazreti Ali de bu hadisi eşiden zatları çağırdı, dedi ki Allah için şehadet edin, ben Resulullah Efendimiz'den izin istedim, o da izin verdi, bunu siz duymadınız mı? Eşhedü billah, biz bunu duyduk dedi. Şimdi işte bu hadis bu. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tehavi dedi ki fezehebe kavmun, bir ulemadan bir kısmı zahip oldular ki İlâ ennehu lâ bâse beys olmadı be en yekteniyer racul be Ebul Kasım. Bir adam Ebul Kasım künyesiyle künyelene. Bunda beys yoktur. Ve en yetesemmâ me'a zâlik bi Muhammed. İsim olarak da Muhammed ismini alar. Ve ihteccu fî zâlike, bu mesele hakkında ihticac ettiler. Bimâ ruh yani Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fî hâzel hadis. Bu hadisteki rivayette de istidlal ettiler ki bak işte Hazreti Ali oğlunun ismini Muhammed koymuş. Ve künyesini de Ebul Kasım demiş. Öyleyse diğerlerine de caizdir. Hazreti Ali'ye ruhsat verildi ya, ümmeti Muhammed'den her kim olursa olsun onlar da oğulların ismi Muhammed, künyesini de Ebul Kasım koyabilirler. Ve kalu dediler ki emma ma zükre mininle zâlike ruhsat. Bazılar diyorlar ki bu Hazreti Ali'ye ruhsat oldu. Bu söze gelince diyor. فَلَمْ يَذْكُرْ ذَٰلِكْ فَلَمْ يُذْكَرْ ذَٰلِكْ فِي الْحَد۪يسِ اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'in hadisinde bu zikredilmedi. Peygamber Efendimiz'den izin istedi. Peygamber Efendimiz de ne dedi? Naam. Naam, evet. Koy. İsmini Muhammed, künyesini Ebul Kasım koy. Fakat Hazreti Ali'ye dedi mi ki bu sene mahsustur. Demedi ki bu. Evet. وَلَا زَكَرَهُنَّ Aliyyun enne zâlike kâne ruhsaten min Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali de iddia etmedi ki bana mahsustur, bana ruhsat verildi, başkasına caiz değildir. Hazreti Ali de bunu zikreylemedi. Hazreti Ali dedi ki oğlum olursa ismini Muhammed, künyesine Ebul Kasım koyayım mı? O da koy dedi. Bu kadar. Ruhsat meselesi ne Peygamber Efendimiz'in hadisinde var, ne Hazreti Ali'nin kelamında var. Ve innemâ huve kavlun mimmen ba'de Aliyyun.
Hazreti Ali radıyallahu anh'den sonra bu söz çıktı ki bu Hazreti Ali'ye mahsustur. Başkaları tarafından bu söz çıktı. وَقَدْ يَجُوزَ يَكُونَ ذَٰلِكَ عَلَى مَا قَدْ Hazreti Ali'den sonra bu söz çıktı. Bu söz doğru mu değil mi? Caiz ki doğru ola diyor. Caiz ki Hazreti Ali'ye mahsus olmuş ola. وَيَجُوزَ يَكُونَ لَا خِلَافِ ذَٰلِكَ Caiz ki Hazreti Ali'ye mahsus değil de herkes olabilir. Çünkü ne Hazreti Ali'den bir beyan var ne Peygamber Efendimiz'den bir beyan var. Mutlak Hazreti Ali'ye mahsus olduğunu iddia edenlerin sözünün doğru olmak ihtimali de var. Eğri olmak ihtimali de var. Ve delil ala ennehu hilafu zalik. Fakat Hazreti Ali'ye mahsus değildir. Herkes koyabilir. Buna delil var ki ennehu kad kâne fî zemeni ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem cemaatun. Peygamber Efendimiz zamanında bir cemaat vardı. قَدْ كَانُوا مُسَمِّينَ بِمُحَمَّدٍ مُسَمِّينَ بِمُحَمَّدٍ Onların isimleri Muhammed idi. Oğulların isimlerini Muhammed koymuştular. Ne vakıtta? Eshabın zamanında. Eshab-ı kiram kendi oğulların isimlerini Muhammed koymuştular. مُتَكَنِّنِينَ بِأَبِ الْقَاسِمِ Muhammed, Hazreti Ali'nin oğlu oldu. İsmini Muhammed koydu, künyesi de Ebu'l-Kasim. Bir. Ve Muhammed ibnül Aş'az. Aş'as ibn-i Geys vardı. Onun oğlu Muhammed oldu. Künyesinde Ebu'l-Kasim koydu. Ve Muhammed ibn-i Ebi Hüzeyfe. Ebu Hüzeyfe'nin oğlu oldu. İsmini Muhammed koydu. Künyesini Ebu'l-Kasim koydu. فَلَوْ كَانَ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'in emretmiş olduğu olsaydı fil hadis-i evvel khasen evvelki hadisteki emrettiği Hazreti Ali'ye has olmuş olsaydı اِذَنْ لَمَا سَوَّغَهُ غَيْرُهُ Başkasına caiz olmazdı bu. وَلَا اَنْكَرَهُ عَلَى فَاِلِهِ Onun failine de inkar ederdi. Halbuki Peygamber Efendimiz onlar oğullarını Muhammed koydu. Bunları tecviz etti. Onları da inkar etmedi. Onları inkar ederdi. وَاَنْكَرَهُ مَعَهُ Peygamber Efendimiz inkar ettiği gibi Peygamber Efendimizle beraber inkar ederdiler. مَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ اَسْحَابِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'in huzurunda olan diğer ashab da inkar ederdiler ki ya bu caiz değil, Hazreti Ali'ye mahsus derdiler demediler. Öyleyse bundan anlaşıldı ki diğerlerine de caizdir. فَقَالَ الَّذ۪ينَ ذَهَبُوا اِلَى اَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ خَاسًا لِعَلِيِّ قَدْ رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا Bir adamın oğlu olur da oğlunun ismini Muhammed oğlunun künyesinde Ebu'l-Kasim derse bu caiz midir, değil midir? Dün bunu okuduk. Burada evvela ulema iki kısmı ayrılıyor. Bir kısmı diyor ki oğlunun ismini Muhammed künyesinde Ebu'l-Kasim'i koymak, ikisini cem etmek caiz değildir. Yalnız Hazreti Ali radıyallahu anh'a Peygamber Efendimiz müsaade etmiş. Demiş ki ya Resulullah benim bir oğlum olursa ismini Muhammed koyayım mı? Koy demiş. Künyesinde Ebu'l-Kasim koyayım mı? Koy. Öyleyse bu yalnız Hazreti Ali'ye kastır. Onun da oğlu olmuş. Muhammed. İsmini Muhammed koymuş. Künyesinde Ebu'l-Kasim koymuş ki Muhammed'ün Hanefiye deriz biz ona. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'dan değil de Beni Hanife'den bir kadından olmuş. Bu Hazreti Ali'ye mi mahsus? Yoksa başkaları da bunu koyabilir mi? Ulemanın bir kısmı dedi ki bu Hazreti Ali'ye mahsus değildir. Caizdir. Nitekim Ashab-ı Kiram zamanında Hazreti Talha'nın oğlu oldu. İsmini Muhammed koydu. Künyesine Ebu'l-Kasim koydu. Ebu Hüzeyfe'nin oğlu oldu. İsmini Muhammed künyesine Ebu'l-Kasim koydu. Eş'as ibn-i Geys'in oğlu oldu. İsmini Muhammed künyesini Ebu'l-Kasim koydu. Demek ki cem'i caiz. İsmi Muhammed künyesi Ebu'l-Kasim Hazreti Ali'ye mahsus değil. Başkalarında da olabilir. Bu birinci mezhep. Bir kısmı da dediler ki hayır Hazreti Ali'ye mahsus bu. Hazreti Ali kendi oğluna bu ismi koydu, ona mahsus. Diyor ki فَقَالَ الَّذ۪ينَ ذَهَبُوا Zahip olanlar dediler. Neye zahip olanlar? اِلَا اَنَّ ذَٰلِكَ Hazreti Ali'ye hastır diyen zümre. Başkası koyamaz. Ona hastır değil. Onlar da diyorlar ki bizim elimizde delil var.
قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما قلنا. Bizim dediğimize dair elimizde delil var. Hazreti Ali radıyallahu anh'a hasılı başkası oğlunun ismini Muhammed künyesinde Ebu'l-Kasım ikisini birden tesmih edemez dediler. Zekeru fi zalik, bu mesele hakkında zikreylediler. Ma şul bir hadisi ki haddesene ibn-i Merzuk. İbn-i Merzuk bize rivayet eyledi. Kale haddesena Revhü ibn-i Eslem. Kale haddesena Eyyub ibn-i Vakit. Kale haddesena Fitru ibn-i Halife. En Münziri Sevriyi, en Muhammedi minil Hanefiyye. Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed'den rivayet eylediler. O da en Ali'nin babası Hazreti Ali Kerimullah ve Şev'den rivayet eyledi ki kâle. Hazreti Ali buyurdular. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki İn vülide leke ba'di ibnun. Ya Ali, benden sonra senin bir oğlun olur ise فَسَمِّهِ بِسْمِي, benim ismimi ona koy. وَكَنِّهِ بِكُنْيَةِ, benim künyemi de ona ver. İsmini Muhammed koy, künyesini de Ebu Kasım. وَهِيَ, bu da leke, senin içindir. خَاسَّةً, sana has olarak, دُونَ النَّاس, başkasına değil. Peygamber Efendimiz ona müsaade ediyor ve diyor ki bu sana mahsustur, başkasına değil, başkası koyamaz. Şimdi bunlar delil getirdiler Hazreti Ali'ye has olduğuna dair. Ravi Eyyub ibn-i Vakit. Ravilerin içerisinde Eyyub ibn-i Vakit geçiyor. Bunun rivayetiyle Hazreti Ali'ye has olduğunu ispat eylediler. Kalu, dediler ki fefî hâzel hadis, bu hadis-i şerif doğrucudur. El hususiyyetü min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den hususi bir emir le Ali'nin Hazreti Ali'ye. Orucudur bizalik bununla. Dönemez diğerlerine değil. Yani o oğlunun ismini Muhammed koyabilir. Künyesini de Ebu Kasım diyebilir. Başkaları yapamaz dediler. Bunlara cevaben kıyle lehum, başkalarına da caizdir diyenler dediler ki haza kema zekertum, sizin dediğiniz bu hadisi şerif vardır. Bu sabittir. لَوْ سَبَتَ هَذَا الْحَد۪يسِ, eğer bu hadis sabit olsaydı عَلَى مَا رَوَيْتُمْ, sizin rivayet ettiğiniz şekilde sabit olsaydı doğruydu. وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِسَابِتٍ عِنْدَنَا, bizim indimizde bu hadis sabit değildir. Siz bunu hadis olarak rivayet eylediniz. Halbuki biz bunu araştırdık. Hadis böyle değil. Hadis var ama bu şekilde değil. لَاَنَّ اَيُّبَ اَبْنَ وَاقِدْ, zira bu ravilerin içinde olan Eyyub ibn-i Vakit la yekûmu mekâme men hâlefehu fî hâdel hadîs. Bu hadisi başkaları da rivayet ettiler. O başkalarının yerine kaim olmaz. Eyyub ibn-i Vakit zayıf düşer. Halbuki bu hadisi başka surette buna muhalif olarak rivayet edenler daha kuvvetli. Kimden rivayet ettiler? Min men revâhu an fitrin. Eyyub ibn-i Vakit fitirden rivayet eyledi. Halbuki fitirden, Fitr ibn-i Halife'den başkaları başka türlü rivayet eylediler ki onlar daha kuvvetli. Hala mâ zekernâ fî evveli hâzel bâb. Bu babın evvelinde zikreylediğimiz gibi diğerleri dediler ki Eshab-ı Kiram zamanında bile başkaları oğullarının ismini Muhammed koydular, künyelerinde Kasım koydular. Kimse de inkar eylemedi. فَقَالَ النَّبِ فَقَالَ الَّذ۪ينَ ذَهَبُوا لَا اَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ خَاسًا لِعَلِيِّ. Peki ulema ikiye ayrıldı. Bir kısmı caizdir dediler, bir kısmı caiz değil, Hazreti Ali'ye hastır dediler. Caiz olanlarınkini orada koyduk. Dedik ki bunlar cevaz verdiler. Hazreti Ali'ye mahsustur diyenler de, bunlar da ikiye ayrıldılar. بَعْدَنْ اِفْتَرَقُوا فِرْقَتَيْنَ. Hazreti Ali'ye hastır diyenler de iki firkeye ayrıldılar. Fekalet firketun, bir firke dedi ki la yembeği li ahadin, hiçbir kimseye layık değildir en yetekenna be Ebul Kasım, Ebul Kasım künyesini alır. Hiçbir kimseye caiz değildir. Hiçbir kimse kendisine böyle bir künye alamaz. Sevabın kâne esmuhu Muhammeden evlem yekun. Kendi ismi isterse Muhammed olsun, istersen olmaz. Mesela kendisinin İsmi Muhammed. Hem de Ebu'l-Kasim diyor kendisine.
Caiz değil. Peki kendisinin ismi İsa, Musa, Ahmet, Bekir, Zeyd. Fakat Ebu'l-Kasım künyesini alıyor. Gene caiz değil. Ebu'l-Kasım künyesi Resulullah Efendimiz'e mahsustur. Başka hiçbir kimse Ebu'l-Kasım künyesini alamaz dediler. Ve kâlet el-firketul-ukhra öteki firke dediler ki la yendagî li ahadin. Hiçbir kimseye layık değildir. Mimmen sümmiye bi Muhammedin. İsmi Muhammed tesmiye edilen kimselerden hiçbir kimseye layık değildir. En yükennâ be Ebu'l-Kasım. Ebu'l-Kasım künyesiyle künyelene. Eğer ismi Muhammed ise Ebu'l-Kasım künyesini alamaz dediler. وَلَا بَاسَ لِمَنْ لَمْ يَتَسَمَّ بِمُحَمَّدٍ. Fakat ismi Muhammed olmayana beis yoktur. اَنْ يَتَكَنَّا بِأَبِلْقَاسِمْ Ebu'l-Kasım künyesini almak onda beis yoktur. Demek bunlar da ikiye ayrıldılar. Bir kısmı dediler ki Ebu'l-Kasım künyesi Peygamber Efendimiz'e mahsustur. Başkasının alması caiz değildir. Bir kısmı da dediler ki ismi Muhammed olursa Ebu'l-Kasım künyesini alamaz. Ama ismi Muhammed olmazsa alabilir. Mesela bir adamın ismi Bekir de oğlu olmuş. Kasım kendisine Ebu'l-Kasım Bekir. Ebu'l-Kasım Bekir diyorlar. Olabilir. Bunların şimdi ayrılmaları ne de oldu? İsmi Muhammed olanla olmayan. Birinci zümre diyor ki ismi Muhammed olsun olmasın Ebu'l-Kasım künyesini alamaz. İkinci kısımda diyor ki ismi Muhammed ise Ebu'l-Kasım künyesini alamaz. Yoksa alır. وَقَدْ رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا يَذُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا. Bu dediğimize Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. فِي خُسُوسِيَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِذَٰلِكَ عَلِيَّ. Hazreti Ali'ye mahsus olduğuna dair hem Muhammed hem Ebu'l-Kasım ikisini cem etmek Hazreti Ali'ye bu emir mahsusu değil. Buna dair bir rivayetimiz var diyor. فَزَكَرُوا مَا حَدَّسَنَ اَبْنُ مَرْزُقُ. İbn-i Merzuk'un rivayet eylemiş olduğu hadisi şerifi zikreylediler. قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِ عَنْ أَبِي زُرْعَى عَنْ عَمْرِ بْنِ جَرِيرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ. Hazreti Ebu Hureyre diyorlar ki Resulullah Efendimiz buyurdular. Tesemmû bismi. Benim ismimi alınız. Kendinize benim ismimi koyunuz. وَلَا تَكَنُّوا بِكُنِيَتِهِ. Fakat benim künyemi almayınız. İsminizi, oğlunuzun ismini Muhammed koyunuz. Ama Ebu'l-Kasım bana mahsustur. Kimse Ebu'l-Kasım künyesini almasın. Bu birinci hadis. İkinci hadis. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّسَنَا هِشَامٌ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ اَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِثْلَهُ. Hazreti Ebu Hureyre, Peygamber Efendimiz'den aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ سَمُّوا بِاسْمِ. Bu ikinci hadis de tesemmu bismi değil de semmu bi ismi. Benim ismimle oğullarınızı tesmiye ediniz. Oğullarınızı bu ismi veriniz. Ha bir, ha kendi ismi Muhammed olmuş. Ha oğlunun ismini Muhammed koymuş. İster kendisi alsın, isterse oğluna koysun. Ebu'l-Kasım künyesini ona ilave etmesin, cem etmesin. Haddesena Ebu Umeyye, kâle haddesena Hüseyin ibn-i Muhammed, kâle haddesena Cerir ibn-i Hazim, en Muhammedin en Ebi Hureyre, enin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahave Ebu Umeyye tarikede rivayet ediyor. حَدَّسَنَا يُونُسُ بْنُ وَهْبٍ وَابْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّسَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ حَا وَحَدَّسَنَا رَبِيعُ الْجِهْزِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا الْكَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. Hazreti Ebu Hureyre rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz buyurdular. Tesemmu bismi. Benim ismimi alınız, isim koyunuz. Ve la tekennu bi kunyeti. Benim künyemi ile künye almayınız. Feinni ene. Zira ancak benim Ebu'l-Kasım. Ebu'l-Kasım yalnız benim. Ebu'l-Kasım künyesi benim künyemdir. Başka bir kimse Ebu'l-Kasım künyesini almasın. Ne kendisi alsın ne uğruna koysun. Haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme kâle haddesena Ahmed ibn-i İşkibil Kufi kâle haddesena Muaviyetu anil Ahmeş عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني Peygamber Efendimiz buyurdular. Bu da Hazreti Cabir'den rivayet olunuyor.
Tesemmu bismi, benim ismimi alınız. Ve la tekennu bi künyeti, künyemi almayınız. Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayet eylemiş olduğu hadisi Hazreti Cabir'de rivayet ediyor. Şu anda Ashab-ı Kiram'dan iki zat ittifak ettiler bu rivayette. Bir adam oğlunun ismini Muhammed koy. Fakat Muhammed Ebu'l Kasım koyamadığı gibi oğlu Bekir Zeyd künyesi Ebu'l Kasım, bu da olmaz. Ebu'l Kasım künyesi Resulullah Efendimiz'e has. حدثنا محمد قال حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حضرت أبو هريرة دن إمام تحاوي محمد دن وده أبو ربيعة دن رواية ديور أين حديث شريف حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن قتادة ومنصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله Hazreti Cabir'in bu hadisini İmam-ı Tahavi Süleyman İbn-i Şüayb tarikiyle de rivayet ediyor. Kalu bu zümreye Hazreti Ali'ye mahsustur ve Ebu'l Kasım künyesi Resulullah Efendimiz'den başkasına olamaz diyenler dediler ki fakat neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehiylediler en yütekennâ bi künyetihi, onun künyesiyle künyelenmekten nehiylediler. Ve ebahen yetesemma bismihi, fakat ismini alıp da isim koymayı mübah kıldı. Çocuklarına Muhammed ismini koymayı mübah kıldı. Çocuklarınızın ismini Muhammed koyun ama Ebu'l Kasım diye künye vermeyi. Ve ca'e zâlike anhum meci'en zahiren mütevâtire. Resulullah Efendimiz'den bu mütevâtir olarak geldi. Çocukların ismini Muhammed koymak caiz. Fakat künye olarak Ebu'l Kasım koyması caiz değil. فَدَلَّ ذَٰلِكِ işte bu delalet eyledi عَلَى خُسُوسِيَّةِ مَا خَالَفَهُ buna muhalif olanların davasına muhalif olduğuna onları delalet etti ki diğer muhaliflerinin sözü değil. Doğrusu bu. Peki ثُمَّ رَجَعْنَا اِلَى الْكَلَامِ tekrar bunu beyan ettikten sonra söze döndük. Hangi söz? بَيْنَ الَّذ۪ينَ ذَهَبُوا şu kimselere arasındaki söze ki onlar zahip oldular. İlâ mâ kâne min Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in hadisine döndük. Hangi hadisi? Fî hadisi ibn-i Hanefiyye. Muhammed ibn-i Hanefiyye'nin hadisinde olan ki Hazreti Ali'den rivayet eyledi ki ennehu kâne khâsın li Ali'yi. Bu Hazreti Ali'ye khâsıdı. Oğlunun ismini Muhammed künyesinde Ebu'l Kasım koymak ona mahsusudu diyenler ikinci zümre yukarıda ayrıldık ya. Birinci zümre alel ittak caizdir. İsmi Muhammed künyesi Ebu'l Kasım caizdir dedi. İkinci zümre hayır Hazreti Ali'ye hastır dediler. Yalnız Hazreti Ali'ye hastır diyenler de ikiye ayrıldı. İsmi Muhammed olsun fakat künyesi Ebu'l Kasım olmasın dediler. Bir kısmı da hayır. Şimdi geliyor. Onlar ne dediler? Onlar diyorlar ki İkisini cem etmek caiz değil. Ama birisini alırsa caiz. İsmini Muhammed koymuş, künyesine Ebu'l Kasım almamış yahut künyesine Ebu'l Kasım almış. İsmi Muhammed, bunlar ikiye ayrıldılar. Bir kısmı dediler ki, ismi Muhammed ise Ebu'l Kasım alamaz. Kat'i surette. Bir kısmı da dediler ki, hayır alabilir. Eğer ismi Muhammed değilse alabilir. فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ الْفَرِقِينَ min hüccetil firke şu ikinci firkenin delilinden oldu. Ellezine zehebu şu firke ki onlar zahip oldular. İlâ ennen nehyen meşkure fi hadise Ebu Hureyre ve Cabir. Hazreti Ebu Hureyre ve Cabir'in hadisinde zikredilen nehi innemâ huve alel künyeti hâsı. Hazreti künyeye hâsıdı. Ebu'l Kasım alması caiz değildi. Yukarıda zikrettik ki Ebu Hüreyre ve Cabir rivayet eylediler ki ismimi alınız, künyemi almayınız. Yani künyesini alma da ismini alabilirsen. Kâne ismül müktenâ biha Muhammeden o Ebu'l Kasım künyesini alacak adama caiz değildir. İster ismi Muhammed olsun, evlem yekün ister ismi Muhammed olmasın. Ebu'l Kasım künyesini almasın. Evet. Bunların hüccetinden oldu. Ne oldu? Ma olbil hadis ki kad ruyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadis bunlara delil oldu. O hadis de şu
حدثنا بكار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمرو عن عمه عن أبي هريرة قال Hazreti Ebu Hureyre dediler ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehyilediler en yüktena bi künyetihi kendi onun künyesiyle künyelenmeden nehyilediler. Ki künyesi Resulullah Efendimiz'in Ebul Kasim'dir. Kasim'in babası. Ebul Kasim demek ki başka kimse bu künyeyi almasın. Fekasede bin nehyi fi hadel hadis. Resulullah Efendimiz bu hadisteki nehiden gazdeyledi iler künyete hasse künyeye kasteyledi. Yani Ebu Kasım almasını kasteyledi. فَدَلَّ ذَٰلِكَ bu delalet eyledi ki اَنَّمَا قَسَدَ بِالنَّهْيِ اِلَيْهِ şol bir şey ki Resulullah Efendimiz'in kasti onu oldu. فِي الْآثَارِ اللَّتِي زَكَرْنَاهَا bizim yukarıda zikreylediğimiz eserler de قَبْلَهُ bundan evvel هِيَ الْكُنِيَةُ اَيْضَا künyedir. Yani Resulullah Efendimiz'den siz oğullarınızın ismini Muhammed koyun künyesini almayın. Benim künyemi almayın, işte yukarıda zikreylediğimiz bu nehiler hepsi künyeye kastır. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَٰلِكَ اِذَا مَا حَدَّسَنَ اِبْنُ مَرْزُقُ İbn-i Merzuk'un rivayet eylemiş olduğu hadis de buna delalet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَاسِمًا اِبْنِ عَجْلَانَ نَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki تَسَمُّوا بِسْمِ benim ismimi alınız. وَلَا تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي künyemi almayınız. Ana Ebu'l-Kasim. Ebu'l-Kasim benim. Allahu yu'ti, Cenab-ı Hak verir. Ve ana aqsim, ben de teksim ederim. Bak daha izahlı bu. Ebu'l-Kasim neden denildi? Peygamber Efendimiz'in vefat eden mektub mükerremleri var idi. Kasim, ondan dolayı Ebu'l-Kasim dediler. Bu da izah ediyor ki Ebu'l-Kasim demesi teksim edici. Allahu Teala veriyor, ben de size teksim ediyorum. Bundan dolayı Ebu'l-Kasim deniliyor. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل من الأنصار غلام Hazreti Cabir diyor ki Ensar'dan bir zatın bir oğlu oldu. فسماه محمد ismini Muhammed koydu. Güzel ismini koysun. Künye. Şimdi mesele künyeye geliyor. İsmi Muhammed'de kimse itiraz eylemedi. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki اَحْسَنَتِ الْاَنْصَارِ Ensar güzel yaptılar. تَسَمَّوْ بِسْمِ benim ismimiyle isimlendirdiler çocuklarına, benim ismimi koydular. وَلَا تَكَنَّوْ بِكُنْيَتِي fakat benim künyemi almadılar. Ebu'l Kasim demediler. Yalnız çocuğun ismini Muhammed dediler. اِنَّمَا اَنَا قَاسِمْ teksim edici ancak benim اَقْسِمِ بَيْنَكُمْ sizin aranızda teksim ederim. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu ganimeti aranızda teksim eden benim. تَسَمُّوا بِسْمِي benim ismimi alınız. وَلَا تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي benim künyemi almayınız. Bu da delalet etti ki bir adam çocuğun ismini Muhammed koy fakat künyesine Ebu'l Kasım koyamaz. حَدَّسَنَا رَبِيُّ الْمَاَذِّينُ قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدْ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمْ عن الأعمش عن ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عند Efendimiz buyurdular ki tüsemma tesmi olunur bismi benim isimle benim ismimi alabilirsiniz lakin ve la tükennu bi künyeti benim künyemi almayınız. فَاِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا teksim edici Kasim ben kılındım. اَقْسِمِ بَيْنَكُمْ sizin aranızdaki ganimeti ben teksim ederim. فَقَدْ اَخْبَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz haber verdi. Neyi? بِالْمَعَنَا الَّذ۪ي şol manayı haber verdi ki مِنْ اَجْلِهِ o mana yüzünden نَهَا نَهِيْلَدِ اَنْ يُكْتَنَا بِكُنِيَتِهِ onun künyesini künyelenmekten nehyledi. Ebu'l Kasım koymayınız. Ebu'l Kasım ne demek? Ganimeti teksim eder, mali teksim eder. Bu selahiyet kimsede yok ki. Bu yalnız Resulullah Efendimiz'dir. Onun için Resulullah Efendimiz Ebu'l Kasım'dır. Teksim edicinin babası. Yani aradaki mali teksim edici. Başka çocuklarda bu sıfat yok. Bunu beyan eyledi. Ve innemâ huve Ebu'l Kasım denilmesinin sebebi
Zira Resulullah Efendimiz لَاَنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ Ashab-ı kiram arasındaki mali o taksim ediyor. Onun için künyesi Ebu'l-Kasım oluyor. فَسَبَّتَ بِذَٰلِكَ Bununla sabit oldu ki اَنَّ قَسْتَهُ Resulullah Efendimiz'in kasti كَانَ فِي النَّهِي Nehide oldu ile künyeti künyeye. Yani siz künyeyi almayınız çünkü taksim etmek bana mahsustur. Başkasında yoktur bu. Öyleyse nehy olan hangisidir? Peygamber Efendimiz'in nehyi değil, künyedir. دُونَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا değil, بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْاِسْمِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْاِسْمِ Künye ile ismin arasını da değil. Yani ikisini cem etmeyin. İsmi Muhammed olan benim künyemi almasın bu manaya değil ya. İster ismi Muhammed olsun, ister olmasın, künyeyi almasın. Cem'i meselesi değil evet. وَحْتَدْيُوا فِي ذَٰلِكَ اِذَا Bu hususta bunlar delil getirdiler. بِمَا حَدَّسَنَا عَبْدُ الْغَنِيُّ بْنَ اَب۪ي عَقِيلٍ وَحُسَيْنُ بْنُ نَضْرَةٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ Ben Enes İbni Malik diyor ki ben çarşıdaydım. Peygamber Efendimiz de oradaydı. Çarşıda, pazarda. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَى الْقَاسِمِ Bir adam ya Ebu Kasim, ey Ebu Kasim diye nida etti. فَالْتَفَتَ يَلِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz o adama iltifat etti ki Resulullah Efendimiz'e çağırıyor zannetti. Ebu Kasim kim? Peygamber Efendimiz. Ebu Kasim dediği gibi Resulullah Efendimiz o çağıran adama döndü. فَقَالَ yani racül. O adam dedi ki o çağıran adam اِنَّمَا اَتْعُزَاكَ Ya Resulullah seni çağırmıyorum der. Şu adam var ya onun ismi Ebu'l-Kasim de onu çağırıyorum dedi. Onun ismi de Ebu'l-Kasim'miş. Künyesi Ebu'l-Kasim'miş. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz o vakit emriyle dedi ki تَسَمَّوْ بِسْمِ Benim ismimi alınız وَلَا تَكَنَّوْ بِكُنْيَةِ Fakat künyemi almayınız. Kendinize Muhammed ismi koyunuz ama Ebu'l-Kasim koymayınız. حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال حدثنا حميد بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله evet. أين حديث شريف إمام التحاوي حسين بن نصر تاريخ لدى رواية لدى حدثنا أبو بكرة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله Yine aynı hadisi şerife Ebu Bekir tarikeli rivayet eyledi. فَهَذَا يَدُلَّ اِذَا İşte bu hadis de delalet eder ki عَلَى أَنَّ نَهْيَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'in nehi اِنَّمَا هُوَ عَنِ التَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ خَاسَّ Peygamber Efendimiz'in künyesini almak mahsustur. Yani onun künyesini almak caiz değildir. İsminden nehyetmemiş, künyeden nehyilemiş. دون الجمع بينها وبين اسمه yoksa ismi Muhammed olanlar benim künyemi almasınlar ikisini cem etmesinler bu manaya değil. İsmi ha Muhammed olsun ha başka bir isim olsun künyeyi almasın. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَسَبِ Bu mezhebe zahib oldu İbrahim'in Nakhai ve Muhammed ibn Sirin. Bunların ikisi bu mezhebe gittiler ki Muhammed ismi çocuklara konulur fakat Ebu Kasım künyesi konulmaz. Peki İbrahim'in Nakhai'nin ve Muhammed ibn Sirin'in mezheplerinin bu olduğunu neyle ispat edersin? Onun da rivayeti var. Diyor ki وَحَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوْفِ قَالَ حَدَّسَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّحِ اَمْ مُحِلِّنْ قَالَ قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمِ İbrahim ki İbrahim'in Nakhai'ye sordun diyor. كَانُوا يَكْرَهُونَ اَنْ يُكَنَّ الرَّجُلْ بَابِ الْقَاسِمِ Ona sordum ki nas mekruh görüyorlar ki en yükenler racül bir adam künyelene ve Ebu'l-Kasim künyesini ala da kendisine öyle denilsin. Buni nas kerih görüyorlar. İndem yekün ismuhu Muhammed'in. Halbuki adamın ismi Muhammed de değil. Muhammed olursa caiz değil zaten. Onda ihtilaf yok da. Muhammed değil. Adamın ismi başka bir şey fakat Ebu'l-Kasim künyesini almış. Nas bunu kerih görüyorlar. Doğru mu? قَالَ نَعَمْ Dedi ki evet doğru. Ebu'l-Kasim künyesi Resulullah Efendimiz'e mahsus. فَهَذَا İbrahim işte İbrahim'in lehayı يَحْكِي هَذَا اِذَا O da hikaye ediyor اَمَّنْ كَانَ قَبْلَهُ
kendisinden evvelki ulemadan yuridu bizalik, İbrahim'in nehayı da kendisinden evvelki ulemada ulema kimdir, kimi kastediyor? Eshab-ı Abdillah evmen fevkahum. Abdullah bin Mes'ud'un talebelerini, onları kastediyor. Yahut da daha yukarısını, yani Abdullah bin Mes'ud'i ashab-ı kiramı kastediyor ki onlar da böyle görürdüler, böyle derdiler ki Ebu'l Kasım künyesi Resulullah'ın vakit. وَقَدْ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شَعِبْ قَالَ حَدَّسَنَا الْخُسَيْبِ قَالَ حَدَّسَنَا يَسِيدُ بْنِ اِبْرَاهِمْ اَنْ مُحَمَّدِ اِبْنِ سِيرِينَ. Şimdi rivayetin İbrahim'in de Hayy'den geldiğini ispat eyledi. Muhammed İbn-i Sirin'in mezhebinin böyle olmasını da ispat ediyor. Diyor ki Muhammed İbn-i Sirin'den rivayet edildi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber Efendimiz buyurdular. Tesemmeu bismi ve la tekennev bi kunyeti. Benim ismimi alınız, künyemi almayınız. İbn-i Sirin'den de rivayet geldi. Kale ve reytu Muhammed İbn-i Sirin. Muhammed İbn-i Sirin'den Yezid İbn-i İbrahim rivayet ediyor. Diyor ki Muhammed İbn-i Sirin'i gördüm. Yekrehu, kerih görürdü. En yekteniyer racülü Ebu'l Kasım. Bir adamın Ebu'l Kasım künyesini almasını kerih görürdü. Kânesmuhu Muhammeden evlem yekün. İster ismi Muhammed olsun ister olmasın. Ebu'l Kasım künyesini almasını hoş görmezdi. Peki bunların delili burada bitti. Şimdi bunlar dediler ki Ebu'l Kasım künyesi alması caiz değil. Resulullah Efendimiz'e mahsus. Öteki cemaat de dediler ki hayır, cem etmek caiz değil. İsmi Muhammed ise Ebu'l Kasım künyesini alamaz. Yok, ismi Muhammed değil ise alır. Onların delili ne? Diyor ki وَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ اِلَى اَنَّ النَّهْيَ فِي ذَٰلِكَ اِذَا. Dediler ki bu nehiler var ya, Ebu'l Kasım künyesini almayınız. Bunların buradaki nehi huvel cem'u beynel künyeti vel ismi cemi'ya. Künye ile ismi cem etmek caiz değildir. İsmi Muhammed ise Ebu'l Kasım künyesini alması. Yok, ismi Muhammed değilse Ebu'l Kasım künyesini almada bir iş yoktur dediler. Halbuki burada bu kadar hadisi şerif okuduk. Bunlar diyorlar ki bizim elimizde de hadisi şerif var. Neymiş o? مَا حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ الْكُوفِ قَالَ حَدَّسَنَا قَيْسٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ حَفْسَةَ بِنْتُ عُبَيْدٍ عَنْ أَمِّهَا الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ diyor ki Resulullah Efendimiz neha nehi buyurdular, en yücma beyne ismihi ve künyetihi, ismiyle künyesini cem etmeyi nehyilediler. Yani çocuğun ismini Muhammed, künyesinde Ebu'l Kasım böyle yapmayın. Bundan nehy ilediler. Öyleyse bak nehi caiz değil. Cem etmek caiz değilmiş. Haddesena Fahdun gâle haddesena ibn Ebi Meryem gâle haddesena Yahya ibn Eyyub gâle haddeseni Muhammed ibn Aclan an ebihi an ebi Hureyre'te an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istehu. Hazreti Ebu Hureyre'den de rivayet edildi ki Resulullah Efendimiz benim ismimle künyemi cem etmeyi, bir çocuğa ikisini birden tesmiye etmeyi buyurdular. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا أبو الزبير عن جابر. Hazreti Cabir radıyallahu anh'ten rivayet ediyor Ebu Zübeyr. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cabir diyor ki Resulullah Efendimiz buyurdular. Men tesemma bismi, her kim benim ismimi alır ise فَلَا يَكْتَنِ بِكُنْيَةِ, benim künyemi almasın. Madem ismi Muhammed'dir, öyleyse künyesini Ebu'l Kasım almasın. وَمَنْ اِكْتَنَا بِكُنْيَةِ, her kim benim künyemi alırsa, Ebu'l Kasım olursa فَلَا يَتَسَمَّ بِسْمِ, vakitte ismi olan Muhammed'i almasın, ikisini cem etmesin. İsmi Muhammed ise künyesini başka bir şey alsın, Ebu'l Kasım almasın. Yok, künyesi Ebu'l Kasım ise ismini Muhammed almasın, başka bir şey alsın, ikisini cem etmesin. قالوا bu zümre dediler ki fesebete bihadihi lafer, bu hadislerle sabit oldu ki enne ma neha anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min zalik, Peygamber Efendimizin nehyettiği, bu hadislerde nehyettiği huvel cem'u beyne künyetihi ma ismihi, künyesiyle ismini cem etmektir. Nehyettiği bu. İkisini beraber cem etmeyin. Bunlar da bu hadisleri delil getirdiler. Ve fi hadisi Cabir, halbuki burada okuduğumuz Cabir'in hadisinde olucudur. İbahatü tekenni bi künyetihi, künyesini almak, almanın mübah olduğu
اِذَا لَمْ يَتَسَمَّ مَعْهَا بِسْمِهِ İsmini almazsa. Hazreti Cabir'in hadisinde öyle dedi. Benim ismimi alırsa künyemi almasın. Künyemi alırsa ismimi almasın. Demek künyesini almak caiz. Halbuki yukarıdaki o kadar hadis-i şeriflerde okuduk ki künyesini almak kat'i surette caiz değil. Yalnız Hazreti Cabir'in bu rivayetinde künyeyi almak caizdir rivayeti geldi. Öyleyse hadisler taarruz etti. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ Bunların aleyhine olan hüccetlendir. لَهْلِ الْمَقَالَةِ الْاُخْرَى Öteki mekale sahiplerinin lehene bunların aleyhine olan hüccetlendir ki اَنَّهُ يَحْتَمُلَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ İhtimali var ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem قَسَدَ بِنَهْيِهِ ذَلِكِ Bu Cabir'in hadisinde nehyeyledi ya, ismi malın künye mi almasın, künye mi alın, ismi almasın, bu nehyeyle kastetti. Evet, öyle nehy ki el-meskûr fi hadis-i Berâ ve Ebi Hureyre ve Cabir. Hazreti Berâ, Hazreti Ebu Hureyre, Hazreti Cabir'in rivayetlerinde geldi. Bu kasıt ola neye? İlel-cem'i beynel-künyeti ve ismi. Bu hadislerde künye ile isminin arasını cem etmesinin kasıtı buna idi. Cem etmeyin ama birisini almak caiz. Ve ebâhe ifrâde kulli vâhidin minmâ. Fakat teker teker ismini almak caiz. Yalnız ismini, yalnız künyesini almak bu da caiz. Bunu kastetti. Evvela böyleydi. Sümme nehâ. Sonra Resulullah nehâ ba'de sâlik. Ondan sonra nehyeyledi. Yani Resulullah Efendimiz evvela mübah kıldı ki künyemi alan ismimi almasın. İsmimi alan künyemi almasın. Öyleyse teker teker caiz idi. Sümme nehâ, sonra Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Ba'de zalik, bundan sonra neden? Hani tekenni bi künyetihi, onun künyesini almadan nehyeyledi. Fekâne zalik ziyadeten fîmâ kâne tekaddeme. Bu bir ziyade oldu. Geçen hadiste en min nehyi fî zalik. Evvelce nehyeyledi ya, ikisini cem etmeyin. Sonradan Peygamber Efendimiz ayrıca benim künyemi kat'i surette almayın diye nehyeyledi. Öyleyse ismini almak caiz oldu, künyesini almak caiz olmadı. İster cemi suretiyle olsun, ister tek başına olsun. قِيلَ لَهُ فَيْنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam yetiraz etse bu hükme, dese ki فَمَا اُلْبِشَيْكِ جُعِلَ مَا قُلْتَ Senin dediğin kılındı. Evla kılındı. مِنَنْ يَكُونَ Neha, Peygamber Efendimiz'in lehyetmesinden, hani tekenni bi künyeti, künyesinden lehyelemesinden, sümme nehanil cem'i, ondan sonra da cemiyeden lehyelemesi, beynesmihi, burada da yanlış yazmış, beynesmihi ve künyetihi, ismiyle künyesinin cem'inden, ikisini birleştirmeden lehyelemesinden mübah, bu nehiden sen daha evla kıldın, ve kâne zâlike ibâheten, bu mübah idi li ba'di ma kana baka alayhi nehyu qabl zalik. İsmiyle künyesini cemiyeden evvel teker teker almak mübah idi. Sen o teker teker mübah şeyi cem etmeyi ondan daha evla kıldın. Öyle yaptın sen. Yani evvelki hadiste geldi ki tek ismini alan künyesini alamaz, künyesini alan ismini alamaz. Ayrı ayrı caiz. Sonradan da sen diyorsun ki ondan ise ikisinin arasını cem etmek böyle deriz. İkisini birden cem etmek caiz değil. Öyleyse hem teker teker almak caiz değil, hem ikisini birden almak caiz değil. İkisini birden almak bu bir ittifak. Bu caiz değil. Fakat teker teker almakta da künyeyi almak kat'i surette caiz değildir dedim. قِيلَ لَهُ Ona denilir ki لَاَنَّ نَهْيَهُ عَنِ التَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ künyesini almaktan Resulullah Efendimiz'in nehyelemesi. Fi hadisi Ebu Hureyre'te, Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisinde fi ma zekirna ma'hu minel asar. Nitekim eserlerde okuduk yukarıda künyemi almayınız diye. La yehlu min ehedi veçeyin. İki veçin birisinden hali değildir de iki mana vardır. O iki mananın birisi bulunur. Bunun için künyesini almak caiz değil. O da neden? İmma en yekune mutekaddimen lil maksudi fi İlel cem'i beynel ismi vel künye. İsmiyle künyeyi cem etmeyin diye hadisten evvel olmuş olur. Bu künyeden nehyetti değil. Ev müteahhiren en sahip. Yahut da ondan sonra olur. Fe inkâne müteahhiren enhu. Eğer sonra ise fe ve zâidun aleyh. Bu zâittir.
Evvela Resulullah Efendimiz cem'i nehyiledi. Sonradan da künyeyi hasreten nehyiledi. Onun üzerine ziyade olur. Gayre nasihin lehu o evvelki hadisi neshetmez bu. Öyle ya Resulullah Efendimiz cem etmeyin. Hem Muhammed hem Ebu'l-Kasım demeyin. Teker teker caiz idi. Sonradan dedi ki la zinhar bak Ebu'l-Kasım'ı almayın. Dediği gibi ziyade oldu. Öyleyse hadis memurun bir oldu. Bir adam hem Muhammed hem Ebu'l-Kasım'ı alması caiz olmadığı gibi Muhammed değil de ismi başka bir şey Ebu'l-Kasım diye küneyi alıyor. Bu da caiz değil. İkisiyle de emel olundu. Ve inkâne müteqaddimen lehû. Yok. Eğer o künye künyeyi mi almayın hadisleri evvel ise fakat kâne sabiten. Bu sabit oldu. Sümme ruvye hâda. Ondan sonra da bu rivayet edildi. Ba'dahu. Ondan sonra rivayet edildi. فَنَسَخَهُ وَقِتْتَ نَسْخَتْتِ اَجَرْ مُتَأَخِّر ise. Müteahhir ise emel oldu. Yok mütekeddim ise nesketti. فَلَمَّ اَحْتَمَلَ مَا قُسِدَ فِيهِ اِلَى النَّهْيَ عَنِ الْكُنْيَ. Şimdi burada ihtimal oldu ki künyeden nehi kastetmiş olan Resulullah Efendimiz en yekûne mensuhan. Mensuh olan. بَعْدَ عَلِمْنَا بِسُبُوتِ bu hadislerde sübutunu bildikten sonra bu mensuh ola kâne indenâ alâ aslihil mütekaddim. Öyleyse aslı tekaddüm eden aslı üzerine kaldı ve alâ ennehu gayr-ı mensuh. Bu da mensuh değildir. Hatta ne'leme yakînen ennehu mensuh. Hatta nesk bulunduğunu yakînen bilelim. İhtimal üzerine olmaz. Fahâdâ ve çuhâdel bâb. İşte bu babın veçi budur. Min terîk-i me'anil âsâr. Eserlerin me'anaları terîkili budur. İhtimali oldu. Şu anda mesele şurada kalmış oldu. Çocuğun ismini Muhammed, künyesine Ebu'l-Kasım koymak caiz değil. Yok. Çocuğun ismi Muhammed, ismi Muhammed değil. Fakat künyesi Ebu'l-Kasım bunu almak caiz mi değil mi? İhtilaf burada oldu. Ya bu hadis mensuhtur ya değildir. İhtimal olduğundan bunu da kat'i surette mensuh olduğunu bilmedik. Öyleyse bu da memurun bir olarak kaldı. Şu halde Ebu'l-Kasım künyesini almak kimseye caiz değildir. Hı. İşte eserlerden, hadislerden anladığımız bu. Ve bu ikinci mezhebe göre, o birinci mezhep tecrüt etti başka. Bu ikinci mezhebe göre. Ama bir de kıyas tarihine baksak. Ve emmâ veçhû min tarihin nazar. Kıyas tarihine gelince fakat reynel melâikete. Biz melekleri gördük. Lâ bâsen yetesemmû be esmâhî. Meleklerin isimlerini almakta bir iş yok. Adam oğlunun ismini Mikail koyuyor, Cebrail koyuyor, İsrafil koyuyor. Caiz. Ve kezalike sairu enbiya'illahi aleyhimusselam. Peygamberlerin ismini almakta da beis yok. Musa, İsa, İbrahim, Üzeyr, Lokman, Adem, Nuh. Bunlarda da beis yok. Gayru nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den başka. Diğer peygamberlerin ismini almakta beis yok, ihtilaf yok. Evet. فَلَا بَأْسَ اَنْ يَتَسَمَّى بِأَسْمَائِهِمْ وَيُكَنَّى بِكُنَاهُمْ. Öyleyse diğer peygamberlerin ismini aldığı vakitte onun künyesini almakta da beis yok. Hazreti Musa'nın ismini alır, onun da künyesini alır. Hazreti Halil İbrahim Aleyhisselam'ın ismini alır, künyesini alır. Bunda da ihtilaf yok. Bunda da beis yok. وَيَجْمَعُ بَيْنَ اسْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ وَكُنْيَتِهِ. İster meleklerden, İster Resulullah Efendimiz'den başka diğer peygamberlerin ismiyle künyesini kendi oğluna vermekte beis yok. Bunda ihtilaf yok. İhtilaf nerede kaldı? Resulullah Efendimiz'in isminde, künyesinde. Öyleyse فَهَذَا نَبِيُّنَا صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا بَاسَنْ يُتَسَمَّى بِسْمِهِ. Peygamber Efendimiz'in ismini almakta da beis yok. Onu da öğrendik. Bir kaldı künyesi. Künyesini almak almamak. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَلِكَ. Buna kıyasen en la ba'sen yutekennâ bi künyeti. Onun künyesini almakta da beis olmamak lazım gelir. Meleklere ve peygamberlere kıyasen. Ve en la ba'sen yücme beyne ismihi ve künyeti. İsmiyle künyesini cem etmekte de beis olmamak lazım gelir. Kıyasen öyle yani. Fâhâdâ huven nezaru fî hâdel bab. Bu babda kıyas bu. Lakin gayre ennettiba'a mâ gad sebeten Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem evlâ. Lakin Peygamber Efendimiz'den gelen hadise ittiba etmek kıyasen evla. Kıyasen caiz olmak lazım geliyor ama fakat hadisler var. Hadisler olduğu gibi hadisler ittiba etmek evla. Öyleyse Ebu'l-Kasım künyesini almamak lazım.
Fakat rüyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi zalike idâ. Resulullah Efendimiz'den yine rivayet olundu. Mâ haddesena Yunus, kâle haddesena Süfyan an ibnil Münkedir. Semi'a Cabir ibn Abdillah yekûl. Hazreti Cabir eşitti. Derdi ki, vüride li racülün minna gulam. Ensardan birisinin bir oğlu oldu. Hesemmâhul Kasim. İsmine Kasim dedi. Çocuğun ismine Kasim dedi. Siyasete bak. Niye? Kendi Ebu'l-Kasim olsun. Öyle ya, Kasim'in babası Ebu'l-Kasim diyecekler ona. Arapların usulü öyle. Çocuğun ismiyle derler. Ebu'l-Kasim, Peygamber Efendimiz'in künyesini kendisine almış oluyor. Kasim koydu. Fekultu, Hazreti Cabir o adama demiş ki, La nükennike Ebu'l-Kasim. Biz sana Ebu'l-Kasim demeyiz. Oğlun ismini Kasim koymakla sen Ebu'l-Kasim demeyiz. Ve la nün'imuke aynen. Senin gözün mesru bırakmayız. Bu nimeti sana yedirmeyiz yani. Yani bu Resulullah'a mahsustur. Sen Resulullah'ın künyesini alacaksan buna biz razı değiliz. Sen Ebu Kasım demeyiz. Fâten Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fezekere zâlike lehu. Geldi Peygamber Efendimiz'e haber verdik. Ya Resulullah, bu adam oğlunun ismini Kasım koydu ki kendisine Ebu Kasım denilsin. Biz de buna Ebu Kasım demeyeceğiz. Fekâle Peygamber Efendimiz buyurdu ki semmî bineke Abdurrahman. Sen oğlunun ismini değiştir. Muhammed koymaya, Abdurrahman koy ki ikisi birleşmesin. O vakitte Ebu'l-Kasim denilir sana. Muhammed deme ismini. Kasim deme. Kasim demek Ebu'l-Kasim olmuyorsan. Ebu Abdurrahman derler. Oğlun ismini Abdurrahman de. O vakitte Ebu Abdurrahman derler. Fâdîl ensâr kad enkeret alâ hâdır recul. İşte ensâr bu adamı inkar ettiler. En yüsemmiye bnehu'l-Kasim. Oğluna Kasim demesini. Leellâ yekteniye bihi. Kendisine Ebu'l-Kasim denilmesin diye ona razı olmadılar. Ve kasedû bil kerâheti fî zâlik ile künyete fâsı. Peki Ensar burada neyi hoşlandılar? Onların nehi neye has oldu? Künyeye has oldu. İsme değil. Sümme lem yünkir zâlike aleyhim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemmâ belagâhu. Peygamber Efendimiz'e gelip haber verdiklerinde bunu inkar eylemedi. Yani ismini değiştirmekle onu inkar edin. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ فَفِي هَذَا الْحَد۪يثِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ التَّسَمِّي بِالْقَاسِمِ. Dün okuduğumuz hadisi şerifte sallallahu aleyhi ve selleme birisi geldi, dedi ki ya Resulallah, bir ensardan birisinin oğlu oldu, ismini Kasim koydu ki kendisine Ebu'l-Kasim desinler. Resulullah Efendimiz, Ensar-ı Kiram da ona itiraz ettiler ki biz sen Ebu'l-Kasim demeyiz. O Resulullah Efendimiz'in künyesidir. Bu künyeyi sana vermeyiz. Peygamber Efendimiz de Ensar güzel yaptılar. O adama da dedi ki sen oğlun ismini Abdurrahman koy ki Ebu'l-Kasim künyesi sana ıslak edilmesin. Çünkü Ebu'l-Kasim benim dedi. Şimdi burada diyor ki bir itiraz. Öyleyse bundan anlaşılır ki bir adam oğlunun ismini Kasim koyması da doğru değil. Çünkü o adam Ensar'dan olan o zat oğlunun ismini Kasim koymuştu. Peygamber Efendimiz değiştir bunu Abdurrahman koy. Biz sana Kasim'in babası demesinler. İşte onu diyor ki itiraz eden adam fefî hâdel hadis, bu hadisi şerif doğrucudur. Ma bir hüküm ki yedüllü alâ kerâheti tesemmî bil Kasim. Kasim ismiyle İsimlenmek mekruhtur. Bu hüküm de olucudur. Bunda buna delalet eden hüküm çıkar. Yani iki şey çıkıyor bu hadisten. Hem çocuğun ismi Kasım olması mekruh oluyor, hem de babasına Ebu'l-Kasim denilmesi mekruh oluyor. Bu iki şey çıkıyor bundan. İtiraz eden adam böyle dedi. Kîle lehu, o adama denilir ki قَدْ يَجُوزَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ مَكْرُوهًا. Caiz ki senin dediğin gibi kemal zekatle. Senin dediğin gibi bu da mekruh olur. Bir adam çocuğun ismini Kasim koysa bu da mekruh olur. Çünkü babasına Ebu'l-Kasim derler. لَقَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurduğu için اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ بَيْنَكُمْ. Sizin aranızdaki Kasim, mali teksim eden benim. Öyleyse Kasim ismi de Resulullah Efendimiz'e has. Resulullah Efendimiz'in bir ismi Kasim. Künyesi Ebu'l-Kasim. Kasim isim oluyor, Ebu'l-Kasim de künyesi oluyor ki bunların ikisi de Resulullah Efendimiz'e has oluyor.
Ve kad yecuzu yahut da caiz olurken yekune kerehe zalik. Peygamber Efendimiz bunu mekruh gördü. لَأَنَّهُمْ كَانُوا يُكَنُّونَ الْآبَاءَ Zira Araplar babalarını künyelendirirlerdi. بِأَسْمَاءِ الْأَبْنَى Oğulların isimleriyle Ebu Fülan, Ebu Fülan, Fülan'ın babası, Fülan'ın babası derdiler. Bunun için Resulullah Efendimiz mekruh gördü. وَقَدْ كَانَ اَكْثَرُهُمْ Arapların ekserisi لَا يِكْتَنِي Künye almazdı. Hatta yûlede lehu, onun çocuğu oluncaya kadar künye almazdı. Feyekteni bismi ibnihi, çocuğu olurdu, o çocuğunun ismiyle künye alır. Ekserisi böyleydi, çocuğu oluncaya kadar bir künye almaz, çocuğu olur, en büyük çocuğun ismi neyse ona da Ebu filan derdiler. Ve delilu ala zalik, buna delil de ma haddesena Yunus, Yunus'un bize rivayet eylemiş olduğu hadisi şeriftir. قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عقيل عن حمزة بن سهيب عن أبيه سهيب قال قال لعمر سهيب الرومي diyor ki عمر حضرت عمر bana dedi ki نعم الرجل أنت يا سهيب يا سهيب sen ne güzel adamsın لولا خصال فيك ثلاث sende üç haslet olmasaydı, ayıp sayılan üç haslet olmasaydı, üç ayıp olmasaydı, sen çok güzel bir adamsın, dedi. Kultu Suheyb diyor ki, ve mahiye ya emirel müminin, ya emirel müminin o bendeki üç ayıp nedir? Kale Hazreti Ömer dedi ki, tekenneyte velem yûledek, sen künye aldın, halbuki senin çocuğun olmadı, çocuk olmadan künye almak ayıptır. Bir, وَف۪يكَ سَرَفٌ فِي الطَّعَامِ Bir de yemekte sen israf ediyorsun. Yani bol bol sağa sola yediriyorsun. İkinci ayıp da bu. وَنْتَمَيْتَ اِلَى الْعَرَبِ Bir de sen Araplara intisap ettin. وَلَسْتَ مِنْهُمْ Halbuki sen Arap değilsen, Süheyb-i Rumi, Rumsun. Sen hayır, ben Araptanım diyorsun. Bu üç ayıbı sende olmasa, sen çok güzel bir adamsın. Kul Hazreti Süheyb diyor ki ben ona dedim ki emma kavlüke ya emirin müminin senin sözün tekenneyte velem yûledek çocuğun olmadan sen künye aldın. Bu ayba gelince fe inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kennâni Eba Yahya. Resulullah Efendimiz bana Eba Yahya künyesini o verdi. Ben kendim almadım. Binaenaleyh ondan kurtardı. Demek ki çocuğu olmadan künye alması kendiliğinden değilmiş. Resulullah Efendimiz ona Ebu Yahya demiş. Ve emmâ kavlüke intemeyte ilel arab. Ve lesse minhum. Sen dedin ki Arap'tan olmadığın halde Araplara nesebini çıkardın. Buna gelince fe inni racülü min benin nemri bin kasit. Ben Araplardan benin nemri bin kasit kabilesinden idim. Sebetler Rum. Rumlar geldi bizi esir ettiler. Minet Taif, Taif'tir. Taif'tir. Rumlar gelmiş, onları esir etmişler. بَعْدَ مَا عَقَلْتُ اَهْلِي وَنَسَبِي Ben akrabamı, teallukatımı, nesebimi bildikten sonra, yani aklım veriyordu. Aklım veriyordu bizi esir ederken hangi kabiledenim, babam kim, anam kim bunları anlıyordum. O kadar çocuk değil dedim. O vakit bizi esir etti, götürdüler. Aslı Arap'ımış. Bak adı kalmış Süheyb-i Rumi. Esir etmiş, götürmüşler, Rumlarda kalmış, Tora'dan oradan gelmiş, Müslüman olmuş, adı kalmış Süheyb-i Rumi. Rum kelimesi Rumların içinden geldiğinden dolayı olmuş. Esir etmiş, götürmüşler, aslı Arap'mış. Ondan da kurtardı. İbn-i Batuta tarihinde ben gördüm, bu Denizli'nin, Tavas köyünde, Süheyb-i Rumi, orada bir de makamı var. Gittim de gördüm, kitapta da okudum. Oradan gelebilir ama aslı Arap baksana. Şimdi almış götürmüşler. Rumlar almış götürmüşler oralara. Oralarda kalmış. Hem de küçük değilmiş. Diyor ki ben kendimi akraba, teallukatımı, nesebimi bildikten sonra beni esir etti götürdüler. Köle kalmış. Köle kalmış. Bilahare maceradan sonra gelmiş Müslüman olmuş. Ve emmâ kavluke fî keseref. Ama sende israf vardır sözüne gelince fitta'ın ta'ında israfı vardır.
Fe inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaldı. Peygamber Efendimiz buyurdular ki hıyârukum men et'amet ta'am. Sizin hayırlı olanınız it'ami ta'am edendir. Bol bol ona buna yemek yedirendir. Öyleyse Süheyb-i Rumi kendisinde olan üç evi de temize çıkardı. Şimdi burada diyor ki işte fehâze Ömer, işte Hazreti Emirül Müminin Ömer radıyallahu anh kad enkere alâ Süheyb'i. Süheyb'i inkâr eyledi. En yetekennâ kable en yûlede lehû. Çocuğu olmadan künye almasını ona inkar eyledi. Onu ayıp gördü. Fedelle zâlik. Bu delalet etti ki ennehum Araplar evekterhum yahut da ekserisi kânû lâ yetekennevne. Künye almazlar idi. Hatta yûlede lehum. Onların çocuğu oluncaya kadar künye almazlardı. Feyektenûne bi'ebnâihim. Çocuğu olduktan sonra oğullarının ismiyle künye alırdılar. Mesela Ebu Talib. Talib'in babası. Böyle. Hazreti Ömer'in künyesi Ebu Hafs. Hafs'ın babası. Hazreti Ali'nin künyesi Ebu'l Hasan. Böyle hepsinin birer künyesi vardı. فَلَمَّا وُلِدَ لِذَٰلِكَ الْاَنْسَارِيِّ اِبْنُنْ. O yukarıda ismi geçen Ensar'dan olan zatın ki bir oğlu doğdu. فَسَمَّ الْقَاسِمْ. Ona da Kasım ismini verdi. اَنْكَرَتِ الْاَنْسَارُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ. Ensar bunu ona inkar ettiler. Sen oğlun ismini Kasım koydun. Kendine Ebu'l Kasım dedirtmek için. لَاَنَّهُ اِنَّمَا سَمَّا بِهِ. O adam oğlunun ismini niçin Kasım koydu? لِيُكَنَّا بِهِ. Onu künye alsın diye. Öyle künyelensin. İsmini Ebu'l Kasım desinler. فَاَبَوْ ذَٰلِكَ. Ensar bundan iba etti. Dediler ki Ebu'l Kasım Resulullah Efendimiz'dir. Sen çocuğun ismini Kasım koydun ki sana Ebu'l Kasım diyelim, biz bunu demeyiz. وَاَنْكَرُوا عَلَيْهِ. Bu meseleyi o adama inkar eylediler. فَاَثْنَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz Ensar'ı metheyledi. Lizalik bunun için. Resulullah Efendimiz'in künyesini kendi kabilelerinden olan bir kimseye vermediklerinden dolayı Peygamber Efendimiz memnun oldu. Onları metheyledi. وَقَدَّلَّ عَلَى ذَٰلِكَ اِذَا. Yine bu dediğimiz meseleye delalet eder. مَا حَدَّسَنَا بْنَ اَبِي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا عَمْرُ بْنُ خَالِدُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قال حدثنا ابن لهيعة عن أسامة بن زيد أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله قال حضرت جابر dedik ولد لرجل منا غلام. Bizden yani Ensar'dan bir adamın bir oğlu oldu. فسماه القاسم. Ona Kasım ismini verdi. وتكنى به. Kendisi de Ebu Kasım künyesini aldı. فأبت الأنصار. Ensar iba ettiler. En tükenniyehu. Ona künye verirler. Bizalike bu. Ona Ebu'l Kasım demeyi Ensar hoşlanmadı ve ona Ebu'l Kasım demediler. Bu adama sorarsan ismin ne? Ebu'l Kasım. Ensar dediler ki yok biz sen Ebu'l Kasım demeyiz. Febelega zalike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e gitti bunu söylediler ki Ensar'dan birisinin oğlu oldu. İsmini Kasım koydu. Kendisi de Ebu'l Kasım künyesini aldı. Fakat Ensar bunu hoş görmediler. Bu ona Ebu'l Kasım demiyorlar. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ehsenetil Ensar. Ensar güzel yaptı. İşte Ensar'ın bu işi güzel dedi. Kesemmev bismi. Benim ismimle isimlenin. Benim ismimi alın çocuklarınıza koyun. Ve la tekennev bi künyeti. Fakat benim künyemi alıp da sizin kendinize künye yapmayın. Bu da delalet etti ki bir adam çocuğunun ismini Muhammed koyabilir ama künye olarak Ebu'l Kasım ne kendisi alabilir ne de başkasını diyebilir. Fefihâdel hadis, bu hadisi şerifte olucudur. Ma bir hüküm ki kaddelle delalet etti. Alâ enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz innemâ havvel esme zâlike sabiyyi. Ensardan bir zatın oğlu oldu, ismini Kasım koydu. Oğlunun ismini tehvil etti Abdurrahman'a. Dedi ki yok, Kasım demedi, Abdurrahman dedi. Ne için? لَاَنَّ اَبَاهُ. Kasım ismi mekruhtur da çocuklarınıza koymak mekruhtur. Bunun için değil ya. لَاَنَّ اَبَاهُ. Çocuğun babası.
tekenna bihi. Onun 12 künye aldı. Kendisine Ebu'l-Kasim dedi. Fehavvelehu, Peygamber Efendimiz o çocuğun ismini tehvil eyledi. İlesmin başka bir isme ki o da Rey Abdurrahman. Ona tehvil eyledi ki yecuzu le ebihi, babasına caiz ola. Ettekenni bihi, onunla künyelenmek ona caiz ola. Çocuğun ismi Abdurrahman olduğu gibi babasına ne derler? Ebu Abdurrahman. Ebu Abdurrahman caiz ya. Onun için. Yani bu itiraz eden adam dedi ki Ebu'l-Kasım künyesini biz anladık. Bu caiz değil. Fakat bir adam çocuğun ismini koymak bu da caiz değildir. Bu hadisten bu anlaşıldı. Ona cevap veriyor ki yok. Kasım ismini çocuğa koymak mekruh değil. Resulullah Efendimiz onun o çocuğun ismini Kasım'dan Abdurrahman'a tehvil etmesi babası o künyeyi aldığından dolayı. Eğer babası o künyeyi almazsa çocuğun ismini Kasım koymakta beis yok. وَفِيهِ مَا يَدُلُّ İşte bunda delalet eden şey olucudur ki عَلَى اَنَّ النَّهْيَ Resulullah Efendimiz'in nehyi اِنَّمَا قَسَدَ بِهِ اِلَى الْكُنْيَةِ خَاسِ Yalnız künyeye hastır. Yani Resulullah Efendimiz'in künyesi olan Ebu'l-Kasim'i almayın. Kasıt bunadır. لَا اِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْاِسْمِ Yoksa o künye ile ismin arasını cem'e değildir. Kendinin ismi Ebu'l-Kasim, çocuğunun ismi kendinin ismi Muhammed, künyesi de Ebu'l-Kasim. İkisini bir adam cem ediyor. Kasıt buna mı? Yani bazıları dediler ki ismi Muhammed olursa Ebu'l-Kasim ismini künyesini alamaz. Ama ismi Muhammed olmazsa Ebu'l-Kasim künyesini alabilir. Onlara dediler ki yok. O cem etmek zaten caiz değil. Niye? Hem ismi Muhammed olsun hem künyesi Ebu'l-Kasim olsun. Fakat esas caiz olmayan hangisi? Ebu'l-Kasim künyesini almak caiz değil. İsterse ismi Muhammed olsun, isterse olmasın. Evet, mesele bu. Şimdi burada hulasa, üç mezhep meydana geldi. Birinci mezhep dediler ki caizdir. Kendi ismi Muhammed, künyesi Ebu'l-Kasim. Bu caizdir. Bir kısmı da dediler ki hayır, o Hazreti Ali'ye mahsustur. Oğlu Muhammed bin Hanefiye'nin ismini Muhammed koydu. Künyesini de Ebu'l-Kasim dedi. Resulullah Efendimiz ona müsaade etmişti. Evet. Bir kısmı hayır. Hazreti Ali'ye has değildir. İşte birinci mezhep bu. Herkese caizdir dedi. İkinciler dediler ki Hazreti Ali'ye hastır. Hazreti Ali'ye hastır diyenler de dediler, onlar da ikiye ayrıldılar. Bir kısmı dedi ki ismi Muhammed olursa Ebu'l-Kasim künyesini alamaz. Diğer bir kısmı da dediler ki hayır. Ebu'l-Kasim künyesini alamaz. İsmi Muhammed olsun olmasın. İsmi Muhammed de olmasa, Zeyd, Bekir olsa Ebu'l-Kasim künyesini alamaz. Üçüncü kavim de bu. İmam-ı Tahavi bunu en sonunda getirdiği demek ki kendisinin fikri de bu tarafa. Meyyal da bunu getirdi. Yani sonunda Ebu'l-Kasim künyesi alınmaz. Tamam. Evet.